Suriye'nin Azaz kentinde bir grup Suriyeli muhalif, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarını beğenmeyerek Türk bayrağını ateşe verdi. Dün Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 13. Büyükelçiler Konferansı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Bir gazetecinin Suriye ile istihbaratlar dışında doğrudan diplomatik temasın söz konusu olup olmadığına ilişkin bir soruna yanıt veren Çavuşoğlu, muhalif olan Suriyelilerle rejim arasında bir barışın olması gerektiğini Türkiye olarak da böyle bir durumda buna destek olabileceğimizi de söyledik açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklamalara Suriyeli muhaliflerden tepki geldi. Suriye'nin azez bölgesinde gösteri düzenleyen muhalif gruplar Türk bayrağını yaktı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde de Irak'ta düzenlenen gösterilerde Türk bayrağı yakılmıştı. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 30 Ocak 2018'de yaptığı partisinin grup toplantısında ÖSO'yu Kuvayi Milliye'ye benzetmiş ve Özgür Suriye Ordusu terör örgütü değil, kendi vatanlarını savunan içinde her meşrepten, her inançtan, etnik kökenden bulunan insanın bulunduğu milli yapıdır. Tıpkı Kuvayi Milliye güçleri gibi sivil bir oluşumdur ifadesini kullanmıştı. Türk bayrağının yakılmasından sonra gazeteci Yılmaz Özdil'den bomba bir açıklama geldi. Nerede çekildiği belli olmayan videoda Suriye bayrağı ve Türk bayrağının bir direkte yan yana asılı olduğu, İki kişinin direğe tırmanarak Türk bayrağını yaktığı görüldü. Bu arkadaşları tebrik mahiyetinde o direğe oturtacak bir hükümetimiz olsun isterdim, diyen Yılmaz Özdil. Erdoğan'a ÖSO için 2018 yılında sarf ettiği tıpkı Kuvayi Milliye gibi sözünü hatırlattı. Özdil'in paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. İşte Yılmaz Özdil'in kişisel Twitter adresinden yaptığı yorum. Asrın liderimiz tıpkı Kuvayi Milliye gibi dediği arkadaşlar teşekkür mahiyetinde Türk bayrağını yaktı bu arkadaşları tebrik mahiyetinde o direğe oturtacak bir hükümetimiz olsun isterdim, ifadelerini kullandı.